kadar çok toplantı yaptım. Ancak bu kadar genç bir kalabalığı bir arada ilk kez gördüm. Onun için kendimi şanslı hissediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Önemli bir seçime gidiyoruz. Birkaç günümüz kaldı şurada. Bu birkaç gün içerisinde eğer bizler Adıyaman olarak gerçekten doğru işler yaparsak belki kentimizin geleceğine, gençlerimizin geleceğine çok önemli bir katkı sunma fırsatı yakalayacağız. Aslında ben de gençlerin adayım diyebilirim. Şu anda bütün milletvekili adaylarının içerisinde en genç aday karşınızda Abdurrahman Tuttere. Hem projeleriyle hem de Adıyaman'da halkın içinden gelen birisi olması nedeniyle tabanın bir nevi sesi durumundayız. Ben 24 Haziran'daki seçimlerden sizlerden destek istiyorum, oy istiyorum. Adıyaman'ımız maalesef şu ana kadar parlamentoda istenildiği şekilde temsil edilemedi. Çevre illerle kıyaslanamayacak kadar çok gerilerde kaldık. Artık kent olmaktan öteye neredeyse küçük bir kasabaya dönüşmüş oldu Adıyaman. Bunun aşılması için de mutlaka Adıyaman'ın parlamentoya Adıyaman'ın sorunlarını taşıyacak yeni sesler, farklı sesler taşıması gerekiyor. Bunun için de sizlere aslında gençlere çok iş düşüyor. Bakınız Adıyaman şu anda işsizliğin en yüksek olduğu illerden bir tanesi. Üniversite mezunu gençlerimizin hepsinin büyük bir çoğunluğunun kahve köşelerinde iş beklediği ve yarına artık umutsuzlukla baktığı bir duruma düşmüş durumdadır. Bu hepimizi çok üzüyor. Ben de bir genç ve bir üniversite mezunu olarak özellikle üniversite mezunu, yüksek okul mezunu veya sizin yaşlarınızdaki hayatının en verimli döneminde gerçekten toplumuna, milletine, ailesine en faydalı olacak döneminde insanların bugün kahve köşelerinde işsiz kalması bizim için gerçekten bir utanç verici bir durumdur. Bunun mutlaka aşılması gerekiyor. Biz CHP olarak istihdama öncelik vereceğiz. Özellikle üniversite mezunlarına ilişkin çok önemli bir projemiz var. Üniversiteyi bitiren yüksek okul olsun, 4 yıllık fakülte olsun, bitiren ve iş bulamayan ihtiyaç sahibi gençlerimiz İşkur'a kaydını yapacak. Aylık 750 lira maaş verilecek. Onlar kendine bir iş bulana kadar artık babasından utanarak para isteyemeyecekler. Milletvekilleri var. Sadece kendi akrabalarına, tanıdıklarına. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak vaadimiz liyakat sistemi gelecek arkadaşlar. Dayısı olan değil, hak eden, işe ihtiyacı olan...